Birisi de o gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla, günahlarla, haramlarla iftihar ediyor. Zulmü ile telezzüz ediyor, lezzet alıyor. Sıkılmayarak aşikare açıkça bir surette işliyor. Bu adamın da gıybeti caiz olabilir. Şimdi burada tabii asıl şey var abi yani. Şimdi fasık-ı mütecahir özelliğini de burada anlatıyor. Fenalıktan sıkılmayan, işlediği seyyatla iftihar eden, zulmüyle telezzüz eden. Dolayısıyla herkese zaten kendisini bu manada tanıtırmak isteyen bir adam. Evet. Yani hem fasıktır hem de bunu açıktan işlemekten de zevk ve lezzet duyan bir adam. İstiyor ki herkes beni böyle bilsin. Özür dilerim, burada bir sual doğdu. Evet. Adam fasık, evet. Günahkar, evet. Toplum açısından da tehlikeli işler çeviriyor. Evet. Ama gizli kapaklı yapıyor. İşte sen bunu bildiğin vakit hakikaten da yani delile de müstenit bir şeyse, ben burada bildiğim kadarıyla fasık mütecahir yani bundan lezzet alan, zevk duyan, şey yapan, eğer gizli kapaklıysa, sana da kuvvetli bir yerden de deli gelmişse ya da sen görmüşsen, bunu yine gençlerimizin kurtulması, toplumumuzun böyle insanların o edepsizliğinden muhafaza olması açısından, sırf hak ve maslahat için bu adamı insanlara tanıtmaya çalışmak mesela. Sen ondan bir garazın yok yani. Bir problemin yok şahsıyla. Bak dikkat edin, şu adam gençlerimizi bozuyor. Mesela zaten toplum içerisinde bu gibi şeyler gizli yapılır. Çünkü açık yapılması şeriatta suç olduğu gibi kanunen de suç. Adam mesela işte karşı dairede gayri ahlaki bir şeyler çeviriyor. Şimdi bu adam da fasık-ı mütecahir şeyine girer mi? Ben mesela bunu komşuma söyleyeceğim ki çocuğunu muhafaza etsin. Tabii. Veya işte binayla bir araya geleceğiz. Tabii. Konuşacağız ki bu adamın yaptığı işleri ortaya dökeceğiz ki onun şerrinden muhafaza edelim, poliste gidelim, dilekçe verelim, neyse. Evet, bu gıybet olmaz yani. Evet. Çünkü niye? Burada umumun hukuku önemlidir. Bu adamın da yaptığı bu manadaki fısk ve yanlışlık gençlerimizi ve bizi bozabilme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla insanları buna karşı ikaz etmek ve anlatmak ve birbirimize bu manada destek olmak için bu adamın hatalarını kendi aramızda müzakere etmek, bu da suç olmaz, gıybet olmaz yani. Evet. Burada hani özellikle Üstad Hazretleri seyyiatla iftihar ediyor, evet. Zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikare surette işliyor deyince. Evet. Bu zaten belli. Sadece burası değil mesela. Bazı mesela filmciler de var mesela. Hı-hı. Yani aktörler, artistler neyse. Yani magazin adı altında bir sürü şöyle rezillikleri yani, ortaya dökülüyor. Ondan ziyade yani bir adamın diyelim mesela filmleri olabiliyor, filmleri. Hı-hı. Ve bu adamı diyelim mesela farklı yönlerden de mesela topluma, özellikle gençlere çok sevdirmişler medya ya da bu manadaki şeyler. İnsanlar ne olsun? Ahlaksızlaşsın mesela. Bakıyorsun ki bazen masum bir film ama kaderi orada kötülüyor. Masum bir film ama din adamlarını kötülüyor. Masum bir film, milleti güldüren bir film ama dini duyguları ciddi manada istismar edip rencide etmeye çalışıyor. Ama millet gülmekten onun ne demek istediğini, arka planda hangi hislerle bunu yapmak istediğini anlayamıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, siz bu filme ya da bu oyuncuya böyle şey yapıyorsunuz ama gülerek seyrediyorsunuz, evinize de toplamışsınız, bütün çoluk çocukla seyrediyorsunuz ama bilin ki şu filmin şu ifadeleri tamamıyla dinimize, mukaddesatımıza sövmek anlamına geliyor diye. Bunu da birbirimize anlatmak o manada da gıybet olmaz yani. Evet. Bir de topluma mal olmuş kişiler var. Evet. Mesela o kişiler vitrinde gibi yani. Sürekli onların her şeyi gösteriliyor. Bütün kirli şeyleri de ortaya dökülüyor televizyonlarda. Buna işte magazin falan filan haberleri diyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla o kişilerin yaptıkları yanlışı konuşmak lazım değil mi? Tabii. Gıybete girmez. Yok, gıybet girmez. Aleyhde, onun hoşuna gitmeyebilir. Biz onun şahsını konuşmuyoruz ki. Hı-hı. Onun yaptığı ahlaksızlığı konuşuyoruz. Evet. Onun yaptığı ahlaksızlığın bizim gençlerimizin ruhlarında açacağı yarayı konuşuyoruz.
Dolayısıyla böyle insanların iç yüzünü, mahiyetini, ondan sonra kendi şahsi hayatlarındaki pespayeliklerini gençlerimizin bilmesi lazım ki onlara karşı siper alsın. Bir 50 ya da 40 üstü insanların, 60 yaşındaki insanların ona aldanmaması gençlerimizin aldanmayacağı anlamına gelmez. Çünkü gençlerin haleti, ruhiyesi ayrıdır. Yaşlarının haleti, ruhiyesi farklıdır. Şimdi Halil abi, bu dördüncü madde var ya, gıybet edilen adam fasık mütecahir ise gıybeti caizdir. Bununla alakalı bu zaten hadis meali. Yani Üstad Hazretleri alim mürşid olduğundan dolayı meseleleri dört yönden alıyor. Beş yönden alıyor gerekirse, on yönden alıyor gerekiyorsa. Bir tek cepheden değil. Ben bazen mesela bir misal, bir vaaz dinliyorsun, bakıyorsun ki tek taraftan alıyor. Ama diğer taraf soru işareti olarak kalma başlıyor. Eğer gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir bölümü olmasaydı, gıybet bahsi o zaman natamam olacaktı. Niye? Doğru. Acaba böyle olsa gıybet olur mu olmaz mı diye bizim ailemize sorular kalacaktı. O zaman süt kalmazdı bu, süt olmazdı bu. Ne olacaktı? Hı. Kay gibi olacaktı. Oldu mu? Doğru. Şimdi bununla alakalı bir hadis de ben söyleyeyim, okuyayım. Müslim'de geçen, çok yerlerde geçiyor, Müslim'dekini aldım. Hazreti Cabir ve Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anhum anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, ne fasık ne de mücahir, yani günahı açıktan işleyen, hiçbir kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Ne fasık ne de mücahir için söylenen gıybet, gıybet değildir. Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa muzhar olmuştur. Mücahir olan hariç, günahlarını isteyerek işleyenler, açıktan işleyenler, zulmü ve terezzüs edenler hariç, bir bütün ümmetim şey affa mazhar olmuştur. Bir başka hadis meali aklıma geldi benim. Yani günahını açıkça ilan eden, bunların günahın anlatılmasından lezzet alan kişi affedilmeyecek hadis-i şerifte. Çünkü mesela ya, bir günah işlediniz, pişman oldunuz, tövbe istiğfar ettiniz. O sizin Allah'la aranızda olan bir mesele. Evet. Ama diğer türlü o yaptığınız şeranda haram olan şeyi, peygamberin de, dinin de, Kur'an'ın da, Allah'ın da razı olmadığı meseleyi işliyorsunuz. Bir de insanlara açıkça anlatıyorsunuz. Herkes de ben bu işi yaptım diye yaptığınıza dair herkesin de altına imzasını attırıyorsunuz. Sonra da kalk ya Rabbi beni affet. İşte peygamberimiz o noktaya nazarı dikkati celbederek diyor ki işte günahlarını ifşa edenler, açıkça anlatanlar hariç diyor. Allah tövbeleri kabul eder diyor.